1986. Bir üniversite öğrencisi askerliğinin ilk gününde, yedek subay okulunda ilk gün teslim olmuş. Akşam Türkiye'nin dört bir yanından üniversite bitirmiş gençler geliyorlar. İşte askerliklerinin ilk günü. Elbiseleri giymişler, kafa sıfır numara. Büyük bir barakaya alındı. 146 kişi üniversite öğrencisi. Aralarından biri seçildi. Sen gel. Koşarak gitti. Askerlik. Yıl 86, darbe sonrası. Bir dosya verildi o delikanlının eline. Al oku. Delikanlı açtı dosyayı, kitap adları. Başladı okumaya. Okuyor okudukça, ya diyor, işte içinden diyor ki askerlik. Yani mantık arama. Kütüphanedeki kitapların listesini okutuyorlar. Amaç zaman dolsun. Okuyor. Yaklaşık 2 saat. O delikanlı. Personel Yedek Subay Okulu'ndaki kütüphanesinin raflarında bulunan kitapların adlarının olduğu listeyi okudu. Sonra teslim etti dosyayı bitince ve dedi ki, evet arkadaşlar bu kitaplar kütüphanemizdedir, kütüphaneden gidip okuyabilirsiniz. Orada görevli kalktı. Ne kütüphanesi? Kütüphanedeki kitaplar değil mi? Hayır! Onlar getirilmesi yasak olan kitap adları. Ve o delikanlı şunu söyledi. Ya desenize, kitap getirmek yasak. Beni 2 saat ayakta dikip bunları niye okuttunuz? Ve böylelikle ilk cezasını alıyor. O delikanlı benim. Yönetim dönemlerinde tekstler önceden gidiyor. Bir tekst geliyor, içi kırmızı domates tarlası gibi söylenmemesi gereken sözler işaret edilmiş. Aklınıza ne gelirse, akşama öyle oynayacaksınız. Bu lafları söylerseniz kapatıyoruz tiyatroyu diyorlar. Barış Manço'nun o ünlü şarkısı, Lambaya Püf diye şarkısı döneminde TRT tarafından yasaklanmış. Neden? Erotik bulunmuş sözleri. Şarkıyı yeniden yorumlamışlar, tekrar göndermişler, yine yasaklanmış. Neden? Gerekçe şu. Gitarist şarkıyı çok erotik çalıyor. Bizim rahmetli Cem Karaca babasına müzisyen olmak istediğini anlatmıştı bana, söylediği anı. Baba demiş, ben müzisyen olacağım. Babası da demiş, evladım tebrik ederim, çok güzel bir dal seçmişsin ama ülke yanlış evladım demiş. Bu sayeden doğru, ülke yanlış. Bunun gibi çok şeyler yaşadık tabii, herkes bilir bunu ama biraz üvey evlat muamelesi görmüştür sanatçılar Türkiye'de. Bizde dava çok, eski yıllara dayanan davalar da var. 12 Eylül var, 12 Eylül öncesi var. Tabii epice Selimiye'de yatmışlığım var. Sonra 12 Eylül'de şu kitaptan dolayı ben yazdım. Savaş Cinçer çizdiydi. Kenan Evren bizi ihbar etmişti bizatihi kendisi. Orada yatmışlığımız var. Ayağımıza zincir vurdular. Biz Samalcılar Cezaevi, Bayrampaşa Cezaevi sonraki ismi, girdik. Savaş bir baktı böyle lacivert kötü takım elbiseli insanlar, şey işte cezaevi üniforması tek tip. Ellerinde ve ayaklarında zincir var. Pranga onlar. Öyle yürüyorlar. Bu ne oğlum dedi. Bize de zincir vururlar mı dedi. Vururlar mı oğlum dedim. Biz kitap yazdık dedi. Vurdular. 1968 yılında Devri Süleyman diye bir oyun oynuyorduk. Her gün gelip salonu basıp bizi dövüyorlardı. Sonra Pir Sultan Abdal diye bir oyunun provalarında başlamıştık. Bir gün geldim, yanlış yerde indim sandım. Hayır, doğru yerdeymişim, tiyatroyu yakmışlar. Acımasız bir zihniyet bu. Maalesef bu ülkede binlerce yıl devam eden bir anlayıştır bu. Bu anlayış muhalif olan, farklı olan,
onların hoşuna gitmeyen, renkli olan şeyi bastırmaktan yanaydı. Ve böylece hapse girebilirsin, sakat kalabilirsin ve bir karar vermen lazım noktasına geldi. Ve o kararı verdim. Evet, yani devam edeceğim bu işe diye o kararı verdim. Sonra pişman da olmadım. Hiç pişman olmadım. Öldüm diye beni bıraktı polisler bir keresinde. O kadar çok dövdüler ki kendimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda birinci şubedeydim. Bu tesadüf olabilir mi? Baksanıza yani Nazım Hikmet'ten, Kemal Tahir'den, Yaşar Kemal'den, Orhan Kemal'den, Sabahattin Ali'ye kadar yani hapse girmemiş yazarımız, şairimiz yok. Daha öncesine bakıyorsunuz 16. yüzyılda idam edilmiş Pir Sultan Abdallar'dan ne kadar çok idam edilmiş. Hatta burada şairimiz Nef'i, değil mi? İstanbul'da büyük şairimiz Nef'i de boğularak öldürülmüş sarayda. Sözcükler yasaktı 2. Abdülhamit döneminde. Örneğin burun sözcüğü yasaktı. Neden? 2. Abdülhamit'in bir burnu var, çok çirkin. 2. Abdülhamit döneminde yasaklı sözcüklerden biri de neydi biliyor musunuz? Tahta kurusu. Evet. Tahta kurusu sözcüğünü söylemek de yazmak da yasaktı. Çok tehlikeli. Tahta kurusu. Şimdi geriye dönüp de baksanız bu insanların suçu neydi? Yani Nazım Hikmet'i tamamen uydurma suçlamalarla içeri attılar. Yani orduyu isyana teşvik, ne alakası var, ne ilgisi var adamın. O bütün sanatçılara böyle gayet uydurma suçlamalar yüklediler ama benim başıma gelen en komiğidir belki. Bir haber dinledim burada İstanbul'da Kazancılar Yokuşu'ndan inen bir arabada. İşte Sofya'ya bir Türk Hava Yolları uçağı kaçırıldı diye. Ondan sonra işte denizleri kurtarmak için o uçak kaçırılmış, Türk Hava Yolları uçağı. Bir 3-5 gün sonra ben tekrar tutukla içeri alındım. Ondan sonra bu sefer neymiş? Bu sefer o uçağı kaçırmaktan dolayı içerideymişiz. İnanamadım ama kim içerideyiz? Altan Öymen, Erdal Öz, diğer arkadaşlar, birçok arkadaş var yani şu anda adını bildiğiniz. Ve ben çok uzun bir süre sonra savcının karşısına çıkabildim, bir askeri savcı. Ondan sonra dedi uçağı nasıl kaçırdınız dedi. Ben artık burama kadar gelmiş yetişemedim, kaçırdım dedim. Çok dava açılışın sayısını bile bilmiyorum ama bir tanesi çok ilginçti. Çünkü aynı anda sivil mahkeme aynı oyun için oynanmasında hiçbir sakınca yoktur diye kararın geldiği gün sıkı yönetim oynanması sakıncalıdır dedi ve tiyatroyu kapattı. Bunlar makinalı tüfeklerle girdiler içeriye. Sanki şeyiz yani ne bileyim bombacıyız gibi elimi kaldırdım, teslim olduk falan, girdiler, dur bakalım neresiymiş bilmem ne, aradılar hiçbir şey bulamadılar tabii. Oraya biri ihbar etmiş, 15. 16. sıraların koltuklarının arkasında yasaklı sloganlar vardı ama hepsini temizlemiştim ben, onu bulamadılar. Ne yazık ki çok fazla bir şey değişmedi. Çünkü insanlar, bu ülkede yaşayan insanlar kul kültüründen kurtulamadılar. Bu ülkede yaşayan insanlar birey olamadılar, vatandaş olamadılar. Birey ve vatandaş olamadıkları için de kul kültürü devam ediyor. Yani birileri yanlış yaptığı zaman, bu hangi parti olursa olsun, hangi iktidar döneminde olursa olsun, insanlar buna karşı geniş çaplı bir tepkiyle, ayaklanmayla, sokaklara dökülerek, isyan ederek cevap vermediler. Hiçbir zaman bunu yapmadılar. Yer yer oldu ama bunlar olmadı. Ne yazık ki bugün de bu devam ediyor. Ben taşçıyım. Şimdiye kadar 10 bin tona yakın taş yöntüm. Bir anlam için, bir duyguyu anlatmak için, bir acıyı anlatmak için, bir düşünceyi anlatmak için form dilini kullanırız. Türkü söylemek gibi bir şeydir heykel yapmakta. Ekmek su gibi bir şeydir aslında. Onun için benim heykelim de kıymetli, taşlarım da kıymetli. Taşlarıma da laf söylettirmem, anamın ak sütü gibi gelir bana. Onun için mesela başbakanla tartışma oldu, ben bu mücbe davasını kazandım. Kars'taki heykeli mesela 3 sene boyunca o tepede, tepenin üstünde çalışarak yani en azından bir 1000 tona yakın bir malzemeyi kullanaraktan, kalıplarını kendimiz yaparaktan, bütün iç konstrüksiyonu kendimiz yaparaktan, betonun karmasından tut dökülmene kadar uğraşaraktan bir iş çıkardık. Ben idealizm açısından,
savaşlara karşı olduğum için, insanlar öldürülmesin için, kardeş kardeşi vurmasın için yaptığımız bir şeydi bu. Sayın Başbakan, Kars'taki konuşmasında bir de o tepeye bir ucube dikmişler gibi bir tabir kullandı. Heykel demeden kullandı. Kendisine anlattım bunu. Yani bir heykele siz ülkenin başbakanı olarak ağır bir sözcük söylerseniz bu söz yapışır dedim. O yüzden bu tabiri bence kullanmayın. Heykelle ilgili serüveni bırakalım kurul, yargı, belediye beraberce karar versinler. Oradan alınır, başka yere konulur. Önce direndi, sonra çevresindekiler beni destekledi, evet dedi. Benim ağzımdan zaten heykel sözü çıkmadı dedi. Aynen. Yurt dışına gitti. Dönüşte çok büyük gazetelerimizden birisi, evet heykele dedim, heykelle ilgili bir yargıda bulunmak için sanat mı okumak lazım gibi o bildiğimiz tavrına döndü. Ama tabii ertesi gün söylediği söz beni tekzip etmiş oldu. Orada medya benim üzerime geldi. Yani benim istifa etmemi, bence benim istifa etmem değil. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerekirdi. Eğer bir heykele kaba bir söz söylemek veya heykele karşı ya da bir sanat eserine karşı kaba davranmak bir istifa gerekçesi ise bunu söyleyen ben değilim ki. Mesela bir kurban gibi kendini korkmadan feda edebilecek insanlar istiyorum. Adanmanın en yüksek hali değil mi bu? Bana adanmanı istiyorum veya karşımdaysan yok olup gitmeni. Bugüne kadar geldim. 78 yaşında olacağım 2 gün sonra. Bayağı bütün bir ömür tiyatroya verdim. Ve daha çok hep eskilerle uğraştık şimdiye kadar anlattıklarım ama bu son dönemde yaşadıklarımız az bu şeyler değil, hepsini bastırıyor yer yer. Yani muhalif sanata en ufak bir taviz vermeyen ve resmen korkan, bizi susturmak için elinden geleni yapan bir yönetim altında yaşıyoruz şimdi. İnsanların da düşünmelerini, hareket etmelerini, üretmelerini ne kadar bastırmaya çalışırlarsa o toplumlar buna dayanamazlar, bir yerde patlarlar diye düşünüyorum. Gezi bunun bir provasıydı belki. Bu ülkede yaşayan bir adamdım. Ve sokağa çıkmam gerekiyordu. Çünkü artık nefes alamıyordum ve yıllardır nefes alamıyordum. Mesele sadece Gezi ile ilgili bir şey değildi benim için. Aslında 32 yaşındaydım o zaman. 32 yaşıma kadar, 15 yaşımdan işte 17 yıl boyunca mücadelesini her alanda vermeye çalıştığım şey gerçekleşiyordu bir yandan ve gözümün önünde gerçekleşiyordu. Evet, ilk gittiğimizde 300 kişiydik. Belki o kadar bile yoktuk parkta. Ama sonra yüz binlerce insanın bir yere akmaya çalıştığı bir şeyin ufacık bir parçası olmuştum ve hayatımda yaşanmadığım bir hazdı büyük ihtimalle her şeye rağmen. Ve 2013, Gezi Parkı. O İstanbul'un güzel tarihi meydanlarından biri olan Gezi Parkı'nın ağaçları kesilmek isteniyor. Sadece parkın ağaçları değildi o. İnsanlar bu kültürde yüzyıllardır var olan hayat ağacı geleneğine sahip çıktılar. Benim çocukluğumda parklara devlet tabelalar koyuyordu. Ağaçlara çıkmayın, çiçekleri koparmayın. Oysa 2013 yılında biz bir parktaydık. Ve ağaçları devletimize karşı korumak istiyorduk. Ağacı kalmayan, parkı kalmayan, yeşili kalmayan bir şehirde yeşile, ağaca sahip çıkma temelinde başlayan ama giderek bir haysiyet direnişine dönüşen. Çünkü birileri şey diyordu, sizin yerinize ben karar veririm, bunu yapmayacaksınız, bunu etmeyeceksiniz diyen insanlara karşı halk, gençler sokağa çıktılar. Hayır, sen bize karışamazsın arkadaş, benim ağacıma da benim parkıma da karışamazsın dediler. Bu çok değerli bir şey. Neden değerli? Çünkü bu bir gelenek yaratacak. Hayaller ötesi, hayaller üstü bir zanımandı ve 21 gün sürdü orada
tam olarak oluşumuz. Bunu da böyle çok anlamlı buluyorum. Kuluçka süresi. Bir şeylerin kuluçkaya yattığı, hayallerin, umutların, belki çok daha güzel günlerin hayalleri vardı orada. O yüzden bende kocaman bir hayal tarlası bırakmıştır Gezi. Gezi Park olayları ya şunu gösterdi bana, ben yalnız değilim. Ve pek çok insan benim gibi ve pek çok insan o duygularını dışarı şey yaptı. Gezi Park demonstrasyonlarında ve orada kendimi çok iyi hissettim. Gezi Park dönemi sırasında 1,5-2 ay süren bir karşı koymaydı. Halk sokaklara çıktı ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde ve bu iktidarın baskınlarına karşı koydu. Aynı benim yaptığımdı yani. Dolayısıyla çok kardeş hissettim ve doğru ve milyonlarca kişi görünce de kendimi onlardan biri olarak daha az korkulu bir hayata şey yaptım. Çünkü ben benim gibi pek çok insan düşünüyormuş meğer ve onlar da kendilerini gösterdiler. İnandığım şeyler boş değilmiş dedirtti bana. Bir sürü insan aynı şey için mücadele edebiliyormuş mesela. İşte o yüzden orada oyunculuk falan bir tarafa kalktı. İlk baskın çok ağırdı. İlk gece baskını. Ben oradaydım. Ben yerdeki kuşları gördüm. Gazdan, bombalardan. Parka bir gittim ki pıtır pıtır kuşlar yerdeler. Küçük çakıl taşları gibi. Evet. Genç çocuklar, kanlar içinde, çok güzel çocuklar bunlar. Ağaçları korumak için oraya gelmiş. Orada tanıdığım çok güzel çocuklar. Gitar çalan, ortalığı toplayan, kuru yaprakları, izmaritleri, bunları toplayan çocuklar da orada, biz oradaydık. Bu çocuklar karnaval içindeydi, saçları yolunmuştu. Kuşlar gibi ortada debeleniyorlardı. Biz bunları görünce nasıl dayanabiliriz? Nasıl soyunmadan durabiliriz? Ne genel sekreteri, ne başkanı, ne oyuncusu. Böyle bir şey yok. Şebnem, Mehmet Ali orada olacak tabii. Ve Mehmet Ali öyle bir tweet attı ki, mesele birkaç ağaç değil, hadi gel diye insanları çağırdı. Çünkü mesele orada insanların can veriyor olmasıydı. Ölümle tehdit ettiler çocuğu canım. Yani o işte ben o zaman bilmiyordum. Aktroller varmış. Ben cep telefonu falan kullanmadığım için. Yani orada bana gösteriyordu Mehmet Ali. Yani hatta bir tanesinde şöyle yazmıştı ya, hiç unutmuyorum. Sen yetmezsin, ananı babanı da öldürmek lazım. Böyle bir kin olabilir mi? Yaşam hakkını savunan insanlar bir arada. Başka hiçbir sebep yok ortada. Böyle gidiyoruz. Elimizde bir poşette limonlar ve onlar silah sayılıyordu. Limon silah sayıldı. Biz o silahlarla nefes alıyorduk. Yani C vitaminiyle o asitle nefes alıyorduk ve böylelikle suçlu sayıldık. Bütün kanallara isimlerimiz gitmiş meğer, yetmemiş. Belediyelere de bu kara listede ismi olan insanlar sunulmuş. Hiçbir şekilde burada konser ya da oyun ya da her türlü etkinlik ne ise bu insanlar buralarda asla görünmeyecekler, oynayamayacaklar, konser veremeyecekler. Neyse kendi alanları diye. İşte bu kara listeler böyle blacklistler başladı ve hala devam ediyor. İşsizlik bunların en başında geliyor. İnsanlar işlerinden oldular. Kurum tiyatrolarında çalışan arkadaşlarım atıldılar. Bu gezi olaylarına destek verdikleri nedeniyle aşağı yukarı bildiğimiz 17 tiyatro o yıl, ki 3 yıl öncesi oluyor, devlet yardımından yoksun bırakıldı. Çok hayret ediyorum, sağcı solcu pek çok iktidar hiçbir şekilde bizi engellemedi.
Kenan Evren dönemi dahil bize o ödeneği verdiler. Ama bu gezi olaylarından sonra ilk defa olarak ödeneğimiz kesildi. Korkma insan, korkma karanlıktan, yılma insan. Yılma zorbalıktan, umudunu yitirmişse, yitirmişse insan çıkar. İnsan olmaktan. Korkma insan. 1995 yılından beri şehir tiyatrolarının oyuncusuyum. Toplam 20 yıldır şehir tiyatrolarında görev yapıyorum. Bizde bir laf vardır, ben tiyatronun çivisiyim deriz biz. Ben tiyatronun çivisiyim. Yitirmişse insan çıkar. İnsan olmaktan. Bir tiyatro oyuncusuyum, sadece o kadar. Ama beni siyaset yapmakla suçlayan insanlar şunu bilmiyorlar. Beni politika yapmakla suçlayan insanlar şunu bilmiyorlar. Senin bugün arabanla kırmızı ışıkta durup durmamaya karar vermen bile politikadır. Bir tercihtir. Hayatında yaptığın bütün tercihler politikadır. Davalar var işte. İşten atılma davası. Ona karşı çıktık. İdare mahkemesine bu yürütmeyi lütfen durdurun da şu 80 bin lira dekoruna para harcadığımız oyun heba olmasın dedik. Ya bu yürütmeyi durdurun dedik yani. Böyle saçma şey olur mu ya? Bir insan fikirlerini söylüyor diye işine son verilir mi o insanın? Orada sadece benim hakkım yok ki. O aldığım 3 kuruş parada. Benim çocuklarımın da hakkı var. Ben yıllarımı verdim o tiyatroya. Bu bana verilmiş bir ceza değil, bu halka verilmiş bir ceza. Ben şehir tiyatrolarının o günkü yönetiminin çıkıp da benimle ilgili yaptığı açıklamaya da müteşekkirim. Benim yanımda olduklarını, bugünü kara bir gün olarak adlandırdıklarını söylediler. Çünkü 12 Eylül Cuntası'nın işten attığı arkadaşlarımızdan bu yana bu tarz uydurma sebeplerle işten atılan başka bir tiyatro oyuncusu yok bugüne kadar ödenekli bir tiyatro kurumunda. İlkim ben. Söylediklerimi beğenmedikleri için, başkaları da söylemesin diye onlara gözdağı verebilmek için beni işimden atıyorlar. Ve bir grup insana bizler hedef gösteriliyoruz. Bunlar sizin vergilerinizi yiyen, bunlar sizin çalışmadan para kazanan, bu arada şehir tiyatrolarında oynadığımız oyunların distribüsyonları gizli saklı değildir yani. Biz biliyorsun gizli saklı işler yapmayan insanlarız. Afişlerimiz var bizim, asıyoruz biz ne yaptığımızı biliyorsun. Nerede oynuyorsak onu yazıyoruz. Gittiğimiz yerlere de korumalarla gitmiyoruz, tek başımıza gidiyoruz. Ben herhangi bir oyunu oynarken korumayla gitmiyorum o oyunu oynamaya. Oyunuma içeriye girerken bomba kontrolü yapmıyorum. Anlatabiliyor muyum sana? Bugün 9 yaşındaki oğlum... Bakkaldan geç geldiğini, neden geç geldiğini sorduğumda baba kalabalık geliyordu. Şimdi Ankara'da patlamaya oldu ya, kalabalıkların içinde çok bulunmuyorum ben dedi bana. Onların geçmesini beklemiş. Ben bu çocukların hakkını savunmayacağım mı? Şey zor. Onları hiç kimseye düşman olmasınlar istiyorum. Şöyle söyleyeceğim. Onları öyle yetiştirmeye çabalıyorum ki hiç kimseye düşman olmasınlar. Bak biz birbirimize düşman olana günlere geldik. Aşağıda biraz önce nasır ilacı satan bir çocuk vardı, Tuncelili. Abi ben Galatasaraylıyım. Çocuğum başka bir takımı tutsun diye çaba sarf ettim. Çocuğum Beşiktaşlı oldu, çok mutluyum. Babası gibi olmasın, başka bir şey olsun dedi. Yani anlatabiliyor muyum? Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalandım.
yalan dünyada. Ah yalan dünyada. Yalan dünyada. Yalandan yürüyorsun. Bizler ufak barlardan büyük yerler hayali kurarak böyle müzik hayatına girmiş insanlarız. Sansür diye bir şey hayatımıza, önümüze geldiği zaman da tabii sinir oluyoruz. Ben rakı ile ilgili şarkı yazmak istiyorum. Çünkü bu ülkenin topraklarında bu içiliyor. O yasak, bu yasak, bu artık ona da yasak, ona da yasak olayına dönüyor. Ve ben ve biz buralarda bozuluyoruz. Bob Marley'in muhteşem bir lafı vardır. Müzik sana çarptığı zaman canını yakmaz. Bana ne olur müzikle vur diye. Siz hangi şarkıda şarkı yüzünden birilerinin gerçekten canının yandığını gördünüz? Dünya tarihinde öyle bir şey yok. Siz hiç istifa etti diye ceza alan bir kimseyi gördünüz mü hiç? Göremezsiniz. Çünkü benim bildiğim kadarıyla istifa tek taraflı bir beyandır ve geçerlidir. Ama ben öğretim görevlisi olarak çalıştığım bir kurumdan istifa ettim diye Kültür Bakanlığı'nın itibarını zedelemekten dolayı ceza aldım. Böyle başladı hikaye. Yönetimlerin, idarelerin bazı hareketlerini eleştirdiğim için gerek yazılı gerek sözlü olarak tarafıma sayısız defa mobbing uygulandı. Yani sahneden uzak tutulmaya çalışıldım. Çalıştığım eserler, sahneye çıktığım eserlerdeki rollerim elimden alındı. Başka yerlerde söyleyeceğim eserlere son anda gitmeyeceksin dendi. Şimdi bakarsanız aslında bu kimileri için ödül, kimileri için ceza. Bu benim için bir ceza çünkü ben sevdiğim işi yapıyorum. Ve bunu iyi yapmak için çok uzun yıllar çalıştım. İnsanların aklına şöyle bir şey gelir işte, yani ya nedir ki güzel bir manzara görürsün ve ilham gelir yazarsın. Böyle bir şey yok. Yazar tıpkı bir maden işçisi gibi, tıpkı bir akademisyen gibi çok ağır çalışır aslında. Ağır bir işçiliktir. Her sabah kalkarım ve ofisime giderim ve yazmaya çalışırım. Eğer şanslı günümdeysem 2-3 sayfa yazabilirim. Bu çok güzel bir şey. 3 sayfa yazabiliyorsanız günde bu şahane bir şeydir. Bazen bir paragraf yazabilirsiniz. Bazen sadece bir tek satır yazabilirsiniz. Bir orkestrasyonun bir sayfası neredeyse 8-10 saniyelik müziktir. Orada ama neredeyse 100 bine yakın nota var. Herkesin ne çaldığı vesaire. Düşünün böyle 40-50 dakikalık bir orkestra eserini ne kadar uzun bir çalışma oluyor. Bizim eğitimimiz hiçbir zaman bitmez. Yani bu şöyle bir şey değil. Evet, şarkı söyleyip para kazanıyorum. O böyle değil. Yani bunun kaç yıl öncesine giderek her gününüzü nasıl geçirdiğinize bakmak lazım. Yani 21 yıl sonra... Evet, bir öğretim görevlisi kadar maaş alıyoruz. Bizim için çok önemlidir sahneye çıkmak. Çünkü bu bir zehir. Bunu nasıl diyeyim, içinizde bir kere hissettiğiniz zaman, o çıktığınız zaman, o alkışı aldığınız zaman veya alkış almanıza da gerek yok. O kadar zevkli bir iştir ki bu. O kadar güzeldir. Her dünyadaki birçok şeyden daha zevklidir şarkı söyleyebilmek. Bunu verdiğiniz zaman sanatçıya, o zaten her şeyi unutur. Ne mobbing kalır, ne arkadaşı kalır, hiçbir şey olmaz. Bunu elde ettikleri anda çoğu yan mahallede neler oluyor ona bakmaz.
insanların öldürüldüğü bir ortamda size dokunmayacak sosyal projeleri daha çok önemsiyor ve orada görünmeye çalışıyorsanız ve kendinizi böyle duyarlıymış gibi isimlendirmeye çalışıyorsanız bu büyük bir ikiyüzlülük ve benim için değil, kendiniz için. Çünkü insanlar öldürülürken artık sizin tepki koyup koymama hakkınızı tartışmıyor kimse. Eğer böyle bir meslek seçtiyseniz sizin işiniz bunun durdurulması için ya da bunun zayiatının azaltılması için ya da buna karşı bir direniş oluşturabilmek için bir söz söylemeniz. Bunun için sosyalist bir oyuncu olmanıza gerek yok. Bunun için insani yönünüzün biraz daha güçlü olması gerekiyor sadece. Ve şu an bu konuda çok insan sınıfta kaldı. Antalya'da 14 yıldır yaptığım bir festival vardı. Piyano festivali. Bu bir dünya markası haline gelmişti. Biliyor musunuz? Yani 14. yılda dünyanın en büyük piyanistlerinin hepsi 30 konserlik bir festivale geliyorlardı. Full satıyordu biletler. Antalya Belediyesi değişti seçimde. AKP Belediyesi oldu. Ve ilk icraat olarak beni festivalimden ayırdılar. İlk icraat. Bir anda biz kovulduk ve yerimize yeni birileri geldi. Yeni gelen birilerini biz tanıyoruz. Onların niye bizimle dayanışma içinde olmadan bunu yaptınız diye sorduğumuzda cevap bile alamadık. En beni yoran şeylerden biri birbirimize düşmemiz oluyor. Bunlar çok yıpratıcı. Dost bildiğimiz insanların, orkestra şeflerinin, onların, bunların bir anda karşımızda buluyoruz. Ve benim asıl takıldığım insanlar kimler biliyor musun? Sırf yerinden, yurdundan, maaşından kopmasın diye bütün bu rezillikleri gördüğü halde sesini çıkartmayan insanlar. Ya ne olacak? Bir tane gelecek var, bir tane. Ve onun nasıl olacağını biz bugün belirleyeceğiz. Yani ben insanları suçlamıyorum. Çünkü işte ekmek parası yani bir yerde ailenizi ayakta tutacaksınız. Hoşgörüyle yaklaşıyorum. Bir yanımda çok kırılıyorum tabii. Niye diyorum? Bir insanın bir bel kemiği olur. Ya şöyle bir ayakta dimdik durur yani. Ben göreve başlar başlamaz Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti projesi söz konusuydu. Ve bir yasa hazırlığı yapılmıştı benden önce. Ben yasayı önümde buldum. Orada AKM'nin yıkılarak yenisinin yapılması cümlesi vardı yasada. O maddeyi mecliste muhalefetin itirazı oldu. İktidar grubunu razı ederek o maddeyi değiştirdik. AKM'nin restorasyonu diye, yani yıkılma tabirini oradan çıkardık. Tayyip Bey'i bunun mutlu etmediğini biliyorum. Ama söylemedi. Çok önemli bir proje yapıldı. Proje ihale de edildi. Yükleniciler aldılar. Tam yer teslimi safhasında, hükümetten değil bu sefer, sivil toplumdan, sol muhalefetten sözde bir engelleme geldi. Bu süreçte AKM'nin ana aktörleri oluşmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Murat Tabanlıoğlu'nun hazırladığı yeni proje, 2010 Ajansı'nın istediği, aslında yeni proje o. Bu yeni projeyi AKM'nin özgün kimliğine uymuyor diye itiraz eden Kültür Sanat Sen, Mimarlar Odası ve pek çok sanatsever. Bazı düzenlemelere, içerideki bazı düzenlemelere, örneğin gişenin yerinin değiştirmesine ya da yukarıdaki kafeteryanın bir panoramik İstanbul lokantası haline getirmesine ya da işte altındaki terzihane ve boyahanenin yandaki arazinin altına çıkarılmasına gibi nedenlerle yargıya gitmişlerdi ve sanıyorum hayatında bir kültür merkezi görmemiş bulunan bir yargıç da durdurdu. Bu sefer uzlaşma toplantıları oluşmaya başladı. Uzlaşma toplantılarında da AKM'nin basit onarım haline karar verildi. Projeyi tadil ettik. Daha basitleştirdik. Aman yetişsin Avrupa Kültür Başkenti yılına diye. Davayı geri çekmediler bütün ricalarımıza rağmen. Yani dehşet vericidir. Türkiye'nin sağının solunun birbirinden çok da fazla fark olmadığını öğreten çok çarpıcı ve üzücü olaylar yaşadım. Ama AKM aslında bu inatlaşmaya kurban gitti diyebiliriz AKM için.
Ve bu inatlaşma da en çok yıkalım diyen iktidarın işine yaradı. 2013'ün Cumhuriyet Bayramı'nı açmayı planlamıştık. Ben o yılın 2012'nin sonunda, 2013'ün başında Gezi Parkı ile ilgili tartışmalar, İstanbul'un silüeti ile ilgili tartışmalar Sayın Başbakan'la ikinci dönemde her konuda neredeyse ihtilaf halindeydim. Belki ilk defa burada söyleyeceğim bir özel bilgidir. Ben kaynak bulduğum zaman, sponsor bulduğum zaman ve bakanlıktan da bir kaynak seferber edip yeniden ihaleye kalktığım zaman mutlu olmadığını, yani bunun nereden çıktı sorusuyla, biz onu yıkacaktık, yeniden yapacaktık sorusuyla mutlu olmadığını ifade etmişti. Gezi Parkı sırasında yüksek sesle bu itirazını söyledi. O binayı da oradan kaldıracağız. Yerine bir barok, bu çağda barok opera nasıl oluyorsa, barok opera yapacağız falan dedi. Bakanlık da derhal bu iradeyi ferman kabul edip bir yazıyla durdurdu. Aslında hukuka aykırı biçimde durdurdu. Yani başlamış, kaynağı ayrılmış, ihale edilmiş, içinde çalışması devam eden bir ihaleyi nasıl durdurdular bilmiyorum, durdurdular. Bu 8 yıllık süreçte AKM'nin başına gelmeyen kalmadı. Ama 2015 yılında yeniden gündeme gelmesinin sebeplerinden biri de koca AKM'nin talan edilmesi haberiydi. Ben bunu özel haber olarak yaptım. AKM döneminin en iyi teknik aksamlarıyla yapılmış bir kültür merkezidir. O teknik aksamların hurdacılara satıldığı ortaya çıktı. Çürümeye terk edilmiş olması beni çok üzüyor. Yani ve de İstanbul'da Taksim'in ortasında bir yapının, bir kültür yapısının birkaç yıldan bu yana karanlıkta kalması, böylece ışıklarının yanmaması, içinde bir sanat etkinliğinin olmaması ve bir polis karakolu haline dönüştürülmesi, yani Türkiye'de bir kabus bence. Şan Tiyatrosu'nda konserler vermişim, yanmış, yok, yakılmış. Atatürk Kültür Merkezi'nde konserler vermişim, yok, çöküyor. Rumeli Hisarı'nda konserler vermişim, işte mescit yapmışlar, kapatmışlar, orası yok. Daha sonra şu şeyde Kuruçeşme'de arena, orada konserler yapıyorduk, orası da bitti. Daha da sayabilirim böyle, yani konser verdiğim yerler hemen hemen yok. Anılarımız silindi gitti, yani böyle kül oldu. Bu çok tuhaf bir şey. Dünyada çok az müzisyenin başına gelir bu. Biz şarkı söyleriz. Onları dinleyecek nesiller yetişsin yeter ki. Daha güzel şeyleri dinlemelerini, görmelerini sağlamak lazım. Heykellere ucube demekle, konserleri iptal etmekle, sanatçıları nefes alamaz hale getirmekle aslında o sanatçılara değil, toplumun kendisine kötülük yapıyorsunuz. Ve robot gibi insanlar yetişiyor. Düşünmeyen, istemeyen, ince zevkleri olmayan. Sanat bir insanı güzelleştirir. O insanın çocuğu da güzel olur ondan sonra. İyi bir insan olur yani. Dost olamayan, birbirini anlamayan yerde düşman olmamak gerekiyor. Ve köprüler kurmak gerekiyor. O köprüler benim hayatım boyunca hep zaten kendi özüm dolayısıyla denediğim şeydir. Bakın işte Anadolu'nun köylerinde, ne bileyim şehirlerinde Mozart'ı, Beethoven'ı, yani Batı kültürünün bestecilerini tanıttım hayatım boyunca. Aşık Veysel'in Nazım Hikmet'i vesaire, Dede Efendi'ydi. Dünyanın diğer şehirlerinde, Japonya'da, Amerika'da, Avrupa'da tanıttım. Yani bu bir köprü işleviydi benim hayatım boyunca. Bir Ömer Hayyam şiirini retweet ettiğim için, internette dolaşan bir şey önüme düşüyor, onu ben de koyuyorum kendi sayfama. Bunu yaptığım için 10 ay hapis cezası almama bütün dünya çok şaşırmıştı. Dolayısıyla benim hiçbir suçum yok, hiçbir şeyim yok, hiçbir kimseye bir şey yapmışlığım yok, hırsızlığım yok, katilliğim yok, hiçbir şey yok. En son 2014 yılında Kültür Bakanı Fazıl Say'ın bütün eserlerini, orkestraların tüm programlarından, bütün Türkiye'deki orkestralarını kaldırttı emirle. Bu gerçek bir artık son boyutta bir sansürdür. Enternasyonel boyutta da bu yazıldı, çizildi. Kimse inanamadı buna. Yani bu kaldırılan eserler senfoniler, sözleri bile yok. Sadece bestecisi Fazıl Say olduğu için olan bir durumdu bu. Benden çok daha kötü durumda olanlar olduğunu biliyorum. Benim diğer şanslarımdan biri dünyada tanınan bir müzisyen olduğum için bana yapılan en ufak bir milimetrik haksızlıkta bile bütün dünya basınının manşetlerine düşüyordu haber. Bu beni koruyan bir unsur oldu. Beni koruyan bir unsur şeyi düşünüyorum da bunun korumadığı Türk sanatçıları var. Ve çok daha zor durumdalar, çok daha büyük korku içindeler. Korkacağız,
aptal değilim ki tabii ki korkacağım. Bir silah gördüğüm zaman onu yok sayarak mı davranacağım? Onun beni öldürme kapasitesini bilmiyor muyum? Tabii ki. Ama cesaret denen şey korkuya rağmen atılan adımdır sadece. Korku gün gelir, korkutanı da korkutur. Korku çok tehlikeli bir kavramdır. Anlatabiliyor muyum? Bir gün Aziz abiyle konuşuyoruz. Korkuyor musun dedim. Yok evladım, biz korku duvarını aştık dedi. Sivas Madıbak olayı oldu. Bunlar dumandan boğulacaklar artık yangında. O da arkadaşına diyor ki kalk diyor, kalk. Üstümüze su dökelim, yataklara uzanalım. Cesetlerimizi görenler korktuğumuzu anlamasınlar diyor. Korktum dedi. 4 saat sonra yakaladım Ankara'daki evde. Sivas'tan gelmiş. Korktum dedi. Çünkü yanarak ölmeyi kendime yakıştıramadım dedi. Elbette korkuyorum. Herkes gibi ben de korkuyorum. Bir mafya lideri çıkıp kanınızda banyo yapacağız diyor. Ya nasıl korkmazsınız? Ama diğer yandan korkuyorum fakat eğer ben susarsam biliyorum ki çocuklarım, torunlarım, onların çocukları çok daha kötü bir gelecekle karşılaşacaklar. Korkmuyorum. Nesinden korkacağım? Canımı alacaklar. Alsınlar. Gözaltına almak mı? Alın. Tutuklamak mı? Olur. Çıkacağım bir gün. Tabii ki yücelttiğim şey ona rağmen adım atan kendi küçücük serçecik yüreğini bildiği halde böyle şahin gibi kanat açan insanlar baş tacımız. O bambaşka bir şey. Korkmamayı tercih ettim. O korkunun beni gasp etmemesini yeğledim. Çünkü yani işte istedikleri o. Beni korkutmak istiyorlar, beni sindirmek istiyorlar. Hepimizin muhalif olan bir ses ya da işte bu siyasi iktidarın işine gelmeyen ve onların yandaşları olanların tasvip etmedikleri ya da kızdıkları bir takım meseleler dile getirilince, yapmak istediklerine karşı çıkılınca sürekli bir sindirme ve susturma politikası var. Bir troll sistemi var artık sosyal medyada, Türkiye'de. Bilmiyorum, başka ülkelerde pek rastlamadım. Yani Almanya'da troller falan var mı bilmiyorum. Anlamaları için söylüyorum, yani iktidar yanlısı binlerce kişi, binlerce account belirledikleri persona non grata'lara sosyal medya saldırısı yapıyorlar yazdıklarından dolayı. Yani benim Madrid'de konserim var yazısının altına küfürler, hakaretler. Uğur'un telefonuna bir tane böyle bir şey geldi. O hissetti onlardan geldiğini. Bana fısıldadı onu reklam arasında. Sen bana bırak, finalde söylerim ben dedim. Orada diyor ki o Müjdat Gezen'e söyle. O onların arkasında diyor çok büyük bir kitle var diyor. Tamam mı? Arkasında büyük bir kitle var diyor. Uğur bana söyleyince ben de dedim ki valla bence mutlaka hemoroittir dedim. Arkasında büyük. Vay sen Cumhurbaşkanı'na hakaret et. Ne adı geçiyor, ne iması, ne bilmem ne, hiçbir şey yok. Gittik ifade verdik Kartal Adliyesi'nde. Asgari ücretin 1300 lira olduğu bir ülkede 1700 liraya trollük yapanı da hani bu kadar gerçeklik duygusundan uzaklaşıp bu kadar kendiyle hesaplaşamaz ve utanç içerisinde bir hale getirmesine inanamıyorum bazı insanların ama onların da sosyal medya üzerinden kendi silahlarıyla vurup hani insan içine çıkamaz hale getirdiğim detaylarıyla çok mutlu oluyorum. Bu benim zevkim, troll avcısıyım ben aynı zamanda. Bir tane yine bizim köyden biri bana mail yazmış, demiş ki sen... Benim de konserim varmış bir yerde ve konserimi ilan ediyorum. Utanmıyor musunuz ODTÜ'de insanlar bunlarla uğraşırken siz konser yapmaya? Mesai yazdım, dedim ki siz çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Serbest. Yarın dedim işe gidecek misiniz? Gideceğim dedi. Dedim o zaman ben niye gitmiyorum? Yani benim işim bu. Ak trolüm, çatal karam, çingenem, daha ne diyeyim ben sana. Yazık sana, yazık sana. Çünkü nasıl bakacaksın aynaya? İstanbul gibi bir büyük sanat merkezi,
sanatının tarihi bile çok önemli olan direkler arasından bu yana düşünecek olursak, onlar kayba uğrarken yerel siyasetçiler tarafından, ben ise burada İstanbul'un o havasını, o kültürünü kalıcı bir şekilde Eskişehir'de başlatabilir miyim diye planlar yaptım. İlk bu içinde bulunduğumuz tiyatroyu kurduk. İstanbul'daki dram tiyatrosu, o tepe başındaki, orada kaybedilirken hiç olmazsa biz burada ismiyle yaşatalım dedik ve burasını açtık. O kadar çok ilgi gördü ki 200 kişilik olan bu tiyatro ihtiyaca cevap vermez oldu. Hemen bir tiyatro daha kurduk. Arkasından bir tiyatro. Her iki senede bir tiyatro kurdu Eskişehir. Ayrıca bununla da yetinmedik. Tiyatroları kurduk. Bir sene sonra senfoni orkestrasını kurma faaliyetleri başladı. Ve bugün Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi olarak 65 kişilik bir senfoni orkestrası olan, özel salonu olan, opera salonları olan bir şehir Eskişehir. Yeni yetişen kuşakların da sanatı çok sevmeleri, ilgi duymaları, kültürel donanımlarının zenginleşmesi için ücretleri de çok düşük tutuyoruz. 5 lira 3 liradır. Bizim Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi İstanbul Belediyesi'nin park bahçelere harcadığı, hatta lalelere harcadığı paraya eşdeğerdir, bir yıllık bütçesi. Ama buna rağmen muhalefet üyesi olan, belediyede muhalefet ama iktidar, aslında iktidar partisinin temsilcisi olanlar vardır bizde, belediye meclis üyeleri. Onlar geçen yıl belediye senfoni orkestrası ve tiyatro faaliyetlerinden 10 milyon lirayı bir kalemde indirdiler. Bir kalemde indirdiler. Tabii bu bize ne zarar verdi? Yurt dışı turnelerimiz ve Türkiye'nin diğer şehirlerine turnelerimizin masraflarını karşılayamama gibi bir güçlükle karşı karşıya bıraktı. Ne yapalım? Türkiye burası. Başka türlü yaşanmaz ki. Bitecek, dünya bitecek. Artık geldiğimiz yer o. Ya biteceğiz hep beraber ya doğru olanı seçeceğiz. Umut var mı? Bence yok. Ben umut görmüyorum. Ama inatçıyım. İnat umuttan daha üstün. Çünkü umut bana çok acı veriyor. Verdi. Daha fazla acı vermesin. Umut etmeyeceğim. Sadece bildiğimi, güzel bildiğimi yapmakta inat edeceğim. O kadar. Mesleğimi yaptırmayabilirler ama beni çalışmaktan alıkoyamazlar ki. Yani mesele sadece oyunculukla ilerlemiyor ki. Yani burası, sözüm ona, tırnak içinde demokratik bir ülke isek, yani öyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. Yani bunları ben söylemeye devam edeceğim. Yani susmayacağım. Evet, vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve ısıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, maaşlarınızsa, ödeneklerinizse vatan. Vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Korkma insan, korkma karanlıktan, yılma insan, yılma zorbalıktan, umudunu yitirmişse
yitirmişse insan çıkar. İnsan olmaktan korkma insan, korkma karanlıktan, yılma insan, yılma zorbalıktan. Umudunu yitirmişse, yitirmişse insan çıkar insan olmaktan. Baskı, zulüm, zorbalıkla, hey! Karunda olsan ne fayda? İnsan dönecek yüzünü umuda, kötüler kaybeder her masalda ve iyiler kazanır sonunda mutlaka. Baskı, zulüm, zorbalıkla, hey! Karunda olsan ne fayda? İnsan dönecek yüzünü umuda, kötüler kaybeder her masalda ve iyiler kazanır sonunda mutlaka, mutlaka!